Ankara'daki her yerin Aspava olması önemli değil. Önemli olan Esat'taki Aspava. Emre ve Claw Totem mi? O olur. Bak Claw Totem ve Emre geliyorsa 10 numara olur kanka. Efsane bir buluşma yaparız yani. Ben Antalya'dan da çocukları çağırırım. Senin hasarını sikiyim 64. Oğlum bak ne saçma değil mi? Onun Remnant'ı 70 mana. Direkt Mage'i garantiliyor. Benim Sunstrike'ım 175 mana. Buğra da mı eklendi? Herkesi mi getiriyor amına koyayım? Otobüs kaldırsın bence belediye. Kardeşim sen bence bir tane otobüs kaldır oradan. Hep beraber binin gelin. Cenaze otobüsü belediyeyle konuş. Bence iyi fikir bu arada. Ananın. Sıma'nın 100. yılda devamlı şarkı. Ney? Sıma'nın devamı 100. yılda bir yer var, oraya gidelim demek. Simay 100. yıldaki kankilerinin yanına çağırıyor bizi. 100. yılda onun işletmesi var. Bayağı işe yaradı şu an yaptığın hareket. Üst düzey bir harassment. Potumu bastırdım. Helal lan. Storm oynadı beyler. Command'ı hak ediyor şu an. Bir tip atalım. Güzel oynadın. Ayıp be. Mesela şunu niye basmadım bilen yok. Bazen benim kafam gidiyor ya. Vallahi gidiyor. Benim beyine lag giriyor mesela. Gidiyor yani. Şu ölüşe bakar mısın? Kanka 100. yılda döner yersek muhtemelen zehirlenebiliriz ya. 100. yılda bir tane düzgün dönerci vardı. O da Ercan Döner. O da sanırım kapatmış şu anda. Artık yok. Beni çok konuşturuyorsunuz. Ben ondan oynayamıyorum ya. Çok fazla konuşmaktan konserve olamıyorum oyuna. Soykan sürekli donate atıyor abi bir kere. Donate'den önümüzü göremiyoruz amına koyayım. Bir de şey yapıyor ya. O beceriler kısmına giriyor. Hoşuna hangisi giderse onu atıyor amına koyayım. Hani Ember'ın miktarına falan bakmıyor. Hangi resim hoşuna giderse onu atıyor. Buluşma ne zaman Antalya'da? 4 Ocak'ta dönüyorum ben. 10 Ocak diyorlar kanka baksana kendi kendilerine buluşma ayarladılar amına koyayım. Benim bundan haberim yok. Benle buluşacaklarına kendi aralarında buluşacaklar sanırım. İnşallah kanka yani inşallah ben de olurum Soykan. İnşallah kanka bakalım. Hayırlısı diyelim. Hani buluşmayı ayarladınız siz. Kendi aranızda bir buluşun bakalım. Belki ben de gelirim. Gerçekleşir mi? İşte ben de aynı soruyu merak ediyorum zaten.
Kodumun katapultu. Hayatımı siktim. O zaman sen söyle çünkü epey kanka. Yani dediğim gibi ben bana tarih uyar ya. Siz gelin istediğiniz tarihte ben her tarihte gelirim. Bana her tarih uyar yani. Bana yeter ki sen ananı bacını sikeyim ya. Regen'i çat diye alıyor ya. Abi bilgisayarım şurada donmasın ama kanka ya. Ya burada donmasın kanka ama ya. Ya şurada amına kodum bilgisayarı donmasın ama kanka donmasın şurada ya. Ay. Abi bilgisayar neden donuyor bilen yok abi. Bilen yok ya. Bilgisayar neden donuyor bilen yok kanka ya. Abi hep böyle oluyor ya. Tam böyle en önemli o anda bilgisayarım donuyor. Anlayamıyorum sebebini lan. Allah Allah. If I'm level 6 we can kill him with sunstrike. Zaten mis vuruyorum kanka ben. Heyecan yapmasaydın keşke. I mean, you're doing nothing online besides stealing XP, so go somewhere else. If Earthwood is not here, I can lane alone. Şiş atamıyorum ki. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Üstüne koşmamın tek sebebi bütün manasını harcamasıydı. Stick'ten o kadar mana geleceğini tahmin etmedim. Yani hayat be. Abi adama zaten midde iki kere öldükten sonra o midi kazanma şansın yok ya. Yani o midi kazanma ihtimalin yok zaten. İki kere öldükten sonra adama. Adamla aramdaki level farkından zaten.
Bu adam beni keser. Bak hani o adamın bana gireceği belli. Ben zaten önde bilerek duruyorum. Hani o adamın bana solo girerse öleceğini biliyorum zaten. Hani diyorum ki belki bir ihtimal patch TP atar, necro TP atar. Çünkü beyinleri var, kötü oynamıyorlar. Diyorum bir ihtimal TP atarlar. Beyitliyim keseriz. Adamı Tornado Blast Cold Snap süresince zaten kule altında tutuyorum. Ve bir tane TP gelmiyor. Gelse adam ölecek. Çok basit amına koyayım. Dota çok kolay bir oyun. Basit. Simple game. Bence zor değil yani bunu yapmak. Zaten bir kere öldükten sonra middeki hero'ya aranda mid hero'su ile level farkı açılırsa zaten kazanma şansın yok. Ya üstüne çok güzel baitliyorum. 0 mana storm var midde. Gelip kesmek istemiyorlar. Anlamıyorum sebebini. 0 manaydı adam. Beni kestikten sonra 0 mana dümdüz yürüyerek çıktı. Zaten yolda kestiler çocuğu. Benim var Furion'da. Eul lazım bana. Hex lazım. Storm'da daha hiçbir item yok. Hayret. Tiny'ye karşı lane'i bırakmayan carry var. Abi tam dediği timing'de çekiyorum. Dota Plus var ya mal ha. Yemin ederim mal.
Bir şey demeyeceğim ya. Bir şey demeden oynayacağım. Yazmayacağım çünkü anlamsız zaten yazmak. Pointless. Yani orada Vision'ın yok kanka. Adamların orada olduğu belli, bariz. Gitmesek daha iyi gibi. Ama işte gitmek istiyoruz oraya. Bait'le keselim. Bait'le amına koyayım. Ya kanka engelli ya. Vallahi engelli. Çok efsane bir ekip olacak Ocak'ta. Bence hazır ol. Gelin kankam, gelin. Gelin. Gelin, beklerim. Sen bir orospu çocuğusun Nature's Prophet. Sen bir orospu evladısın. Gelin.
öyle bir bayık ki. Yani kanka oyunlarda sıkıntı var, neden biliyor musun? Oyunlar çünkü çok yüksek MMR'lı oyunculara karşı eşleştiriliyor, o yüzden şu anda. Yani oyunlar şu anda çok yüksek ranktaki oyunculara göre eşleştirildiği için oyunlarda o yüzden sıkıntı var. Şu an karşıma gelen adamlar öküz gibi. Öküz gibi adamlarla eşleşiyoruz. O yüzden oyunlarda huzur yok. Olay bu yani tamamen. Is coming to you. Tiny. Tiny behind you. Duran adama hook atamamak da ne bileyim kanka. Atarsın be. Listen or what? I guess you don't, right? Your top tower is under attack. En sevdiğim yemek karnıyarık kanka. Karnıyarık pilav. Patlıcan yemekleri en çok. Patlıcan yemeklerini çok severim.
Antalya'da piyazı bir değişik yapıyorlarmış. Evet, çok iyi yapıyorlar kanka. Antalya'nın piyazı meşhurdur. Antalya'nın köfte piyazı Türkiye'deki en iyi köfte piyazdır yani. Aksu Şimşek, Aksu Şimşek diye böyle köfte piyazcılar var. Kesinlikle Antalya'da yiyeceğin piyaz Türkiye'deki en iyi piyaz. Diğer yerlerde yediğin piyazların hepsi fasulye salatası. Başka bir şey değil. Antalya usulü piyazı zaten bir kere ye, bir daha normal piyaz yemek istemezsin büyük ihtimalle. Çünkü bayağı leş bir şey yani. Aksu köfte piyaz kardeşim. Götürürsün artık. Götürürüm kanka, ayıp ediyorsun ya. Köfte piyaz kesin yeriz bu arada. Yani ilk yiyeceğimiz şey olabilir hatta yani köfte piyaz. Öyle bir high çıkış mı var ya bu arada? Alacağız galiba. Microphone is super. He sees me, he sees me. Yeah, your microphone. En sevdiğim yayıncı. Kanka, sevdiğim hiç Türk yayıncı yok. Bir tek, yani izlemesini sevdiğim hiçbir Türk yayıncı yok. Yayıncıları sadece Monkeys Forever'ı izliyorum geceleri. Bir iki tane izlediğim Mason falan var. Dota yayıncılarından var yani. Onun dışında izlediğim hiçbir yayıncı yok. Kendim yattığımda falan bir önceki gün YouTube'a attığım videoyu izliyorum yani. Hiç kimseyi yayıncı olarak bulamazsam. Hatalarımı görmek için. En sevdiğim YouTuber. Yani en sevdiğim YouTuber diye bir şey yok çünkü takip ettiğim öyle bir YouTube
YouTuber da yok yani. Bir Deliminen'in videolarını düzenli olarak izliyorum. Çünkü onunla gerçekte yüz yüze de görüştüğümüz için hani videolarda yapmacık olmadığını biliyorum. Yani yapmacık değil yani çocuk. O yüzden izliyorum, seviyorum yani. Jahreyn hakkında ne düşünüyorum? Kanka, valla o kadar kafamı öyle boş şeylerle harcamıyorum vaktimi ya. Hani oturup acaba ben bu adam hakkında ne düşünüyorum diye hiç düşünmedim. İnan buna yani. Hayatımda hiç düşünmedim böyle bir şeyi. Acaba ben bu adam hakkında ne düşünüyorum? Seviyor muyum, sevmiyor muyum diye hiç düşünmedim yani. Emin olabilirsin. Ya ben o tarz şeyleri gerçekten hiç yapmıyorum çünkü. Sevmiyorum o tarz muhabbetleri. Hiç kimse hakkında bir şey düşünmem abi. I don't fucking care. Who cares amına koyayım. Barış Özcan mı? Duydum lan ben onu. Barış Özcan şu şey değil miydi ya Gizmo, bilim videoları yapan adam? O muydu? Eğer oysa onun videolarını çok izliyorum ya. Ha tamam, onu biliyorum ya. O adamı çok izliyorum ben. İsminden çıkaramadım sen. İzliyorum. Ne demek izlemiyorum? O adamın videolarını izliyorum kanka. Ana sayfamda poso çıkıyor amına koyayım. Ama tamamını izleyemiyorum. Kafam almadığı için beynim yetmiyor benim onların o videoları izlemeye. Adam anlatıyor ama ben anlamıyorum yani. Niye lan, adamın anlatışı sunumu falan çok güzel beyler, öyle demeyin amına koyayım. Kendini evrenin sahibi falan sanıyor diyorsunuz da bence o adamın sunumu falan gayet yerinde yani. Çok başarılı. Bizim Spekimba diye bir çocuk vardı. Zamanında o denedi öyle bir Türkiye'de o tarz bir bilim kanalı oluşturmayı. Tutmadı. O onun gibi bir konsept yapmadı çünkü. Daha değişik şeyler peşindeydi. Adamın anlatımı, sunumu falan gayet güzel. Ben seviyorum yani. Kendisi bir hikaye anlatıcı. Valla kanka ne anlatıcısını bilmiyorum da bir ara her yerde böh 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 diye geziyorlardı. Barış Özcan Harekat Tim bilmem ne. O adamı da seviyorlar ya bence. Bayağı fanı var. Bir ara çok hype'lanmıştı o adam. Abi adam o kadar hızlı uçuyor ki.
Niye atamıyorum bir türlü amına koyayım ya? Amına kodumun çocuğuna bir türlü atamıyorum X. Bir disable. Atamıyorum ki.